söyleyeceğiniz bir şey var mı? Son söz. Hani öyle var, var elbette. Ben şu ana kadar belirlenen adayların gayet iyi olduğunu, beklenen adaylar olduğunu düşünüyorum. Kazanabilecek adaylar olduğunu düşünüyorum. İzmir adayının belirlenmemesi burada dikkat çekiyor. Ben İzmir'de mevcut adayın, yani mevcut belediye başkanını tutuyorum. Adana da belli olmadı. Adana örneğin Zeydan Karalar'ın çok başarılı bir belediye başkanı olduğunu ve mutlaka bir dönem daha, hatta iki dönem daha Adana'da pekala belediye başkanlığı yapacağını düşünüyorum. Tutarlı, mücadeleci, kararlı, parti disiplinine bağlı, sağlam bir yurtsever, sağlam bir halkçı ve sağlam bir sol gelenekten gelen, yani parti kültürü içinde büyümüş bir belediye başkanı. Ve daha da önemlisi şu, Adana'da toplumun her kesimiyle iyi ilişkiler kuran ve partinin toplumsal tabanını genişleten bir işleve de sahip. Sadece partili değil, İYİ Partilidir, HDP'lidir ya da şimdi DEM Partili, başka partilerden herkese ulaşan ama iktidar karşısında da sağlam duran, tavizsiz duran bir belediye başkanı. Sürekli hizmet üreten bir belediye başkanı bütün ambargolara rağmen. İzmir'de öyle. Şimdi Sayın Tunç Soyer'e yönelik bazı kimi eleştiriler var vesaire. Ben parti yönetimini şu konuda uyarmak isterim. Kurultayda sırf Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi diye bazı başarılı belediye başkanlarını bu dönem aday göstermezse eğer, o zaman hizipçilik yapmış olacaktır. Partiyi birleştiremezsiniz bu durumda. Partiyi bugün Özgür Özel yönetimi, ki bizi izlediklerini düşünüyorum, Özgür Özel ve arkadaşlar, bugünkü parti yönetimi kurultayda ortaya çıkan bölünmeyi bu yerel seçimlerde gidermelidir. Orada iki tane sorun var. Bir, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş Aleviler, Alevi yurttaşlar. Alevi yurttaşlarda bir kırgınlık olduğunu gözlemlemek lazım. Bu somut, biz bunu görüyoruz. Bu bize yansıyor. Bu bize geliyor. Biz bunu kurultayın ertesi günü gördük. Yani kaldığımız otelde gördük. Ağlayarak benim masama oturup sabah kahvaltısında bu ikinci bir Kerbela diyenler vardı. Ben ya saçmalamayın dedim. Hakikaten saçmalamak. Biraz abartılmış. Çok abartılı. Ama ağlıyor kocaman adam. Evet. Tanımıyorum etmiyorum. Yani bizi tanıyorlar. Şimdi bunu söyleyenler var. Bunu hafife almamak lazım. Bir evet, oradan bir işte, duygunun yansıması. Bir evet. Duygunun yansıması. Bu nedenle aday profilinin önem taşıdığını düşünüyorum. Bir bu, Alevi seçmen. Ve Alevi seçmen konusunu yandaş medyanın bu dönemde ciddi bir şekilde kaşıdığını düşünüyorum. Yani yandaş medyaya bakılınca bu görülecektir. İki, burada şu önemli, cumhuriyet ve laiklik konusundaki duyarlı seçmen profili. Buna dikkat etmek lazım. O seçmen profili Kılıçdaroğlu yönetimi süresince sürekli sabretti. Sabretti. Ya bir evet, tehlikeyi savuşturalım, bir yakın ve vahim tehlikeyi ortadan kaldıralım diye verilen tavizleri sürekli sineye çekti. Artık çekmek istemiyor. Öyle anlaşılıyor. O bakımdan mesela Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı'nın adaylığı, adaylığı ki kendisi zayıf olduğu zannediliyordu, düşünülüyordu, ciddi bir destek buldu. Sebebi o. Böyle bir eğilime hitap etmeye başladı çünkü. Böyle bir eğilimi arkasına aldı. Diğeri de yine Tunç Soyer için de geçerli, Zeydan Karalar için de geçerli, Vahap Seçer için de geçerli. Vallahi Antalya için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Antalya'da ortada Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni iptal etmek gibi bir rezalet var. Evet. Bir rezalet var. Toparlamamız. Bunu topluma anlatamayan, bunu iktidara anlatamayan, bu konuda iktidara direnemeyen bir belediye başkanlığı var. Ben Antalya'nın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim kişisel görüşüm bu. Yani Türkiye'nin demokratik kamuoyuyla, demokratik kültürüyle, demokratik kesimleriyle, muhalefetiyle, soluyla ilişkisiz bir belediye söz konusu. Mesela orada Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal öyle değil. O da çeşitli etkinlikler düzenliyor, festivaller düzenliyor. Görüyoruz, takip ediyoruz. Böylece şunu söyleyerek bitirmiş olayım. Bir Tanju Özkan şeyi var. Özcan sorunu var Bolu'da. Kazanabilecek aday olduğu düşünülmüş olmalı. Ama Tanju Özcan önceki genel başkana karşı saygısızlığı konusunda mutlaka özür dilemelidir. Mutlaka onu telafi etmelidir. Mutlaka telafi etmelidir. Çünkü Tanju Özcan'ın adayı gösterilmesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani diyelim rencide edilmesinin parti yönetimi tarafından onaylanması gibi algılayan bir kesim var.
Bütün bunları samimi ve dosya uyarılar olarak yapıyorum burada. Bunu bir eleştiri olarak da alabilirler ama bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi. Çünkü Tele 1 bağımsız bir kanal. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, pazartesi 18 dakikada umut ediyoruz. Emre Kongar iyileşmiş olarak aramızda olacak. Umut ediyorum öyle. Öyle olmazsa 4 soru 4 yanıtta buradayız diyelim. Ben hoşçakalın. Yazıştım Emre Hoca'yla. Pazartesine hazırlanıyorum. Pazartesine güzel. Yetişirim dedi. Güzel. O zaman ara haberde evet. Buluşmak üzere diyeyim ben. Öyle diyelim. Hoşçakalın. Emre Hoca'ya da buradan saygılarımızı, selamlarımızı iletip tekrar geçmiş olsun. Dilerim.